durumu olarak etkinliklerimiz devam ediyor. Bunlardan da size böyle ara sıra bahsediyoruz. Çocuklarımız dedik, Kırmızı Kumbara projemizi başlattık. Okullarımızda çok güzel aktiviteler yapıyoruz. Çocuklarımız tasarruf etsinler diye. Kadınlarımız dedik, İstanbul Finans Merkezi yolunda hedef 20 bin kadın dedik. Geçen hafta Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeydik. Gelin beraber görelim neler yaşadık hem çocuklarımızla hem kadınlarla. Ha, gel bakalım, ben bu pembe kazağı beğendim. Ne zaman giyerim bilmiyorum ama yazda geliyor. Ona kadar sayacağız ve ben bu elimdeki alışveriş ürünüyle konuşacağım. Hazır mıyız? Evet, başlıyoruz. Sen istek misin, ihtiyaç mı? Benimle eve gelmene gerek var mı? Senin gibi şeylerden evde kaç tane var? Seni bir gün giyerim, bir gün içine sığarım diye bir tane daha pembe kazak almaya değer mi? Senin için borçlanmaya değer mi? Kredi kartında yeteri kadar borç yok mu zaten? Seni hakikaten çok istiyor muyum? Bilmiyorum acaba. 10 saniye metodunda istek mi, ihtiyaç mı diye düşünün. Çünkü çoğu zaman niye aldığımızı bile almıyoruz. Ay bir gün giyerim, alayım, birisine hediye ederim, şurada dursun. Yahu evler doldu, taştı. Haklı mıyım? E ne yapacaksın sen, sen harcamayı seviyordun? Harcamıyorum artık. Harcayalım ama bütçemize göre harcayalım. Alkışla uğurluyoruz seni. Bireysel emeklilikte olan var mı aranızda? Yok mu? Evet. Şimdi Nuray ayda 100 lira koyuyor. Koy bakalım Nuray, ver şirkete. Ben devletim. Ben kaç para koyuyorum? 25 lira. Ayrı bir hesaba, ek hesap deniyor. Her ay bu oluyor. Her ay Nuray 100 lira koyuyor, ben 25 lira koyuyorum. Nuray yaş kaç? 48. Özellikle 46 yaş üstü iseniz bu çok avantajlı. 10 sene sistemden çıkamıyorsunuz. 10 sene sonra alınan kesintiler ondan alınmıyor. Mevduat şimdi kaç veriyor? %7 mi? 7,5. Peki burası yüzde kaç vermiş oluyor size? %25. E böyle para yerde bırakılır mı? O yüzden hemen bankalarınıza sorun. Bu bireysel emekliliğe girmediyseniz ben bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu seminerden neler öğrendiniz? Çok güzel bilgiler öğrendik. Mesela bütçemizle ilgili. Gerçi ben bütçemi eşimle ayarlıyorum, konuşuyoruz ama daha bilinçlendik, daha iyi oldu yani bizim için. Hoşuma gitti. Gerçi geldiğime de değmiş yani. Yani yaptığımız yanlışları düzeltmeye çalışacağız. Şimdiye kadar bayağı bir yanlışımız varmış. Parayı kullanmayı tabii, daha ekonomik davranmayı, daha iyi yatırım yapmayı ve hedeflere ulaşmayı. Ulaşılabilecek yani ilk önce hedefi netleştirip yola girmeyi öğrendim. Vallahi çok bilinçlendim. Yani 10 saniye olayı çok tuttum. 10 saniyeye kadar ihtiyaç mı? Yani onu çok beğendim. Peki bundan sonra hayatınıza neleri uygulayacaksınız? Yani en basitinden evliyim. Yani bu bütçe çalışmasını uygulamaya çalışacağım. Yani elimden geldiği kadar yapıyorum ama bu görüşme daha iyi oldu. Toplantı daha iyi oldu. Biraz daha geliştireceğiz yani. Çok güzel şeyler öğrendim. Paramızı nasıl harcayıp harcamayacağımızı öğrendim en güzeli. Neleri uygulayacaksınız bundan sonra hayatınızda? Yani ben bireysel emekliliği mutlaka yapmayı düşünüyorum yani. Mutlaka bireysel emekliliği yapmayı düşünüyorum. İşimde ben de dikiş bölümüne gidiyorum. İleride ilerletmeyi düşünüyorum. O bayanın söyledikleri çok ilgimi çekti. Hani 750 milyonlu bir kredi almış, mikro kredi almış. O çok mantıklı yani gerçekten. Hiç ondan öyle bilgimiz yoktu bu zamana kadar. Böyle de vardı, hiç ilgilenmedik. Yani güzeldi, hoşuma gitti benim. Çok teşekkür ederim. Şey değil. Bilinçsizce alışveriş yapmayacağım artık. Kesin olarak. Her şeyi al, eve götür, yok artık. Bilgilendim. Paramı nasıl kullanacağımı daha çok farkındalık yarattı kullanmak için. Bir de bu 10 saniye olayı biraz düşünmek gerekiyor gerçekten. Her şey için geçerli bu. Bunu çocuklarıma da aşılayacağım. Hayallerim vardı. O hayallerde biraz daha azimli olmayı ve gerçekten kenara ciddi ciddi birikim yapmam gerektiğini ve bunun ihtiyaç olduğunu artık öğrendim.